Ağabeyim şeytan sallallahu Ma delil iman bir Resul. Resul'e, Resullere imanın dili nedir? Cevap Edilletü kesiretun ya kitab sünnet. Kitaptan sünnetten pek çok delil vardır ki Resullere imanı gerektiriyor. Estağfurullah. İnnellezine yekfuruna billahi ve rusulihi. Allah ve Resullerine küfredenler. Yuridune en yuferriku beynallah ve rusulihi. Allah ve Resullerine arasında ayıranlar. Yakune diyorlar. Mü'mül bazın, bazısına inanırız. Ve nekfir bazın, bazısını inkar ederiz diyorlar. Yuridun en yettehizü beyni zakse bile. Bu ikisi arasında ayrı bir yol edinmek istiyorlar. Ulaike bunlar hümül şafirin hakkı. Hakikaten kafirdirler. Hak kafir, tam kafirdirler. Adet nalin kafirine azabın mühine. Biz kafir için alçak edici bir azap azmadık. Ellezine amenu billah ve rusulihi. Allah ve Resullerine iman edenler. Ve müferriku beyni hadim minhum. Onların arasını ayırmayanlar. Ulaike sefe yüttihim ucurehum. Yakında onların ecirlerin mükafatını vereceğiz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de amentu billah ve resulihi. Allah ve Resulüne inandım buyurmuştur. Peki Resul'e imanın manası nedir? Ve o tasdiku el cazim. Kesin tasdiktir. Ve enne Allah-u Teala be'ase fikül ümmetin Resul'den minum. Allah-u Teala her ümmetten içlerinden bir peygamber göndermiştir diye kesin olarak tasdik etmektir. Yed'uhum ila ibadetillah vahdi. Onlar bütün halkı sadece Allah'a gönderildikleri yani kavimlerini sadece Allah'a ibadet etmek için dağıtmışlardır. El küfrü bima yu'bedu min duni. Allah'tan gayrısına ibadet olursa o küfürdür, şirktir diye beyanmışlardır. Ve enne cemiyahum sadıkun musaddikun. Yani bütün peygamberler sadıktırlar, doğrudurlar, tasdik edicidirler. Raşidun. Yani rüşt üzeredirler. Keramun beraretun. Kıymetli, hayırlı kimselerdir. Etkiyâ'u, takvadırlar. Ümenâ'u, emindirler. Hudâtun, hidayet rehberleridirler. Mühtedun ve hidayet olmuşlardır. Zaten peygamberin vasıflarında ismet vardır. Fetanet vardır. İsmet korunmuş, günahsız. Fetanet, zeki demektir. Tebliğ şeriat, şeriatın hükümlerini tebliğdirler. Emanet, kesinlikle verilen emanete hıyanetlik etmezler. Allah-u Teala'nın verdiği vahiylere ve kulların verdiği emanetlere sadakat gösterirler. Yani. Sözlerinde de doğrudurlar. Sadık. Bu peygamberin vasıfları bütün peygamberlerde vardır. Bütün peygamberler masumdur. Yani bellehu cemi'a ma erselihumullah bi Allah-u Teala kendilerini gönderdikleri hükümlerin hepsini kullara tebliğ etmişlerdir. Ölem yektumu gizlememişlerdir. Ölem yugayyiru değiştirmemişlerdir. Ölem yezidu fihi min indi enfusihim harfen kendi kat taraflarından bir harf bile eklememişlerdir. Ölem yankusuhu noksan da etmemişlerdir. Fe'el aler rusulü illel bellavul mübiyin. Resul üzerinde ancak açık bir tebliğ vardır. Ennem küllüm kânu alel hakkül mübiyin. Hepsi de hak ve açık hak üzeredirler. Yani açıkça hak üzere okudarım. Mevla tarafından tasdik edilmiştir. Ve hepsinde mucizesi vardır. Yani. Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'ı kendine halil dost edindi. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i kendine habib edindi. Yani İbrahim Aleyhisselam halil, Efendimiz Aleyhisselam habib. Musa Aleyhisselam'la konuşmakla konuştu yani kelim oldu. İsa Aleyhisselam'ı mekanen aliye, güzel bir makamı, mekanı yükseltti. İsa Aleyhisselam Allah'ın abdudur, kuludur, Resulüdür. Meryem'e attığı bir kelimesidir. Kendi tarafından bir ruhtur. Böylece Allah-u Teala bazı peygamberleri diğer bazılarından derece bakımından üstün yapmıştır. Efendimiz Aleyhisselam bütün peygamberlerin imamıdır. Onda diğerlerinde olmayan beş özellik vardır. Bütün insanlığa gönderilmiştir. Son peygamberdir. Kendisine ganimet malları helal edilmiştir. Ona ismini duyurduğu zaman düşman bir aylık yoldan korkar. Ve yeryüzü ona mescid ve tahur yani temizlik maddesi yapmıştır. Her yerde namaz kılabiliriz ve su yoksa yeryüzüyle temin ederiz. Efendimiz Aleyhisselam'ın 5 vasfı diğer peygamberlerde yok. Onların kimisi belli bir kavme gönderilmiştir. Kimisine kitap verilmiştir. Kimisine verilmemiştir. Yani Efendimiz Aleyhisselam her bakımdan hem peygamberdir, nebidir, hem resuldür. Son peygamberdir, son resuldür. Dolayısıyla
Kıyamete kadar onun şeriatı bakidir. Kitabı bakidir. Allah-u Teala onu koruyacaktır. Bundan sonra İsa Aleyhisselam gelince Efendimiz Aleyhisselam'ın diniyle, kitabıyla hükmetecektir. Onun ümmeti olacaktır. Yeni bir din, yeni bir hüküm getirmeyecektir. Yani. Efendimiz Aleyhisselam'ın bu özellikleri diğerlerinde yoktur. Böylece onun İsra gecesi, Miraç gecesi yani Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da bütün peygamberlerin ruhlarına iki rekat namaz kıldırıp imam olmuştur.